Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, çiftçimizin ihtiyacı olan teknik bilgileri köye kadar ulaştırmak, daha bol, ucuz ve üstün kaliteli mahsul elde etmesini temin etmek için 2000'e yakın mütehassıs ve teknisyeniyle köylümüze yardımcı olmaktadır. İşte bir ziraat teknisyeni köy yolunda. Önce köy kahvesine veya odasına uğrayacak, önder çiftçilerle buluşacak, zirai işler hakkında konuşma ve görüşmeler yapacaktır. Zirai Yayım yetişkin çiftçiye, ev ekonomisi çalışmalarıyla köy kadınına, 4K teşkilatıyla da köy gençlerine faydalı olmuştur. 4K çalışmalarında en mühimi köy seçimidir. Çalışmaların yapılacağı köy seçilir. 4K'nın gayesi, mana ve önemi, faydaları anlatılır. Köy ve İstişare Komitesi 4K gruplarına maddi manevi yardım sağlar ve ziraat teşkilatına faydalı olur. Kararlaştırdığı meseleleri köylüyle görüşür. İşte hep beraber 4K grup toplantısına geliyorlar. Bu toplantılar ayda en az bir kere yapılır ve çalışmalar eğlenceyle son bulur. Bu grup idarecileri üyeler tarafından demokratik esaslar dahilinde seçilmiş olup 4K grubuna ait işleri üyelerle görüşüyorlar. Her 4K üyesi en az bir mevzu üzerinde çalışır. Her gün yaptığını kaydeder. Bu teşkilatta vazifeli bir tavukçuluk proje lideri fenli bir kümesi üyelere gösteriyor. Kendi evindeki fenli kümeslerde yetiştirdiği kültür ırkı tavuklar üzerinde izahat veriyor. 4K üyelerinin evleri diğerlerine nazaran daha temiz, daha bakımlıdır. 4K üyesi liderlerinden öğrendiklerini tatbik etmeye başlar. Tavuklarına suluk, yemlik yapar. 4K üyesinin tavukları fenli kümeslerde besleniyor. Fenli kümeslerin adedi gün geçtikçe artmaktadır. Gaye hayvanların açık havadan ve güneşten faydalanmasını sağlamaktır. Hayvancılık proje lideri üyeye hayvan bakımını, yemlenmesini tatbiki olarak gösteriyor ve izahat veriyor. Koyun ve kuzu yetiştiriciliğinde halen 1238 üye çalışmaktadır. Her üye hayvanın yemini yetiştirmek üzere proje alır. Üyeler hayvancılık yanında hayvan yemleri hakkında da bilgi edinirler. 4K üyeleri yetiştirdikleri mahsulleri kıymetlendirip kışa hazırlık yaparlar. 957 yılında 4K gruplarına üye olarak girenlerden bazıları bugün lider olarak çalışıyor. Gördüğünüz 4K lideri bunlardan biri. Domates konservesinin nasıl yapıldığını anlatıyor. Bitki dikiş projesi alan 4K üyelerinden birisi öğrendiklerini arkadaşlarına yaparak öğretiyor. Dikiş projesi bilhassa kız üyelerin çok rağbet ettikleri bir projedir. Halen 4066 genç kızımız burada kendi giyim eşyalarını biçip dikmeyi öğreniyorlar. Anne, baba ve kardeşlerine diktikleri elbiseler onlara ayrıca başkalarına faydalı olmanın hazzını da veriyor. Faydalı olmak güzel şey. 4K gruplarında trikotaj, dokumacılık kursları da vardır. İşte bir üye trikotaj makinesinde çalışıyor. Lideri örgülerin bu makinelerde nasıl yapıldığı ve maliyet fiyatı hakkında bilgi veriyor, işleri gösteriyor. Trikotaj ve dokumacılık yanında halıcılık kursları da ayrıca ilgi çekmektedir. Bir ziraat teknisyeni üyelere bir zeytinlikte izahat veriyor. 4K sayesinde bugüne kadar sebze yetiştirmeyen köylere sebzecilik girmiştir. Halen 1567 üye sebzecilikte çalışıyor. Portakal, muz ve pamuk yetiştiriciliği ilerisi için çok ümit verici. Bu arada deniz ve orman artıkları da kıymetlendiriliyor. Çocuklarımızın oynadıkları midye kabuklarından yapılmış süs eşyalarının bir gün evinizi süsleyeceği hiç aklınıza gelir miydi? İşte 4K üyelerinin deniz hayvan kabuklarından meydana getirdikleri zarif süs eşyaları, biblolar, vazolar. Tabiatta hiçbir şey yok olmaz. Değerlendirmeyi bilmek hünerdir. Nebati örücülük yeni bir projedir. Üyeler renk renk hasır sepetler ve çantaları severek yaparlar. Thank you.
Oyuncak projesi köy çocuğunun oyuncak ihtiyacını karşılayacaktır. Toprağın sularla taşması karşılaştığımız mühim olaylardan biridir. İnsanın beslenmesi için ilk şart iyi ve bakımlı toprağa sahip olmaktır. 4K üyeleri küçük yaştan itibaren yetişkinle birlikte çalışır, toprağı korumayı öğrenir. Bütün bu çalışmaların neticeleri sergilerde teşhir edilir. İşte Samsun'da 2. kültür sergisinde 4K köşesi. Binlerce kişi tarafından gezilmiştir. 4K üyelerinin yapıcı ve yaratıcı elleri sayesinde meydana gelen bu eserler halk tarafından her yerde alaka görmektedir. 4K üyeleri yaparak öğrenir. İzmir fuarında da köy çocuğunun eserleri ilgiyle karşılandı. 4K, kafa, kalp, kol, kuvvet kelimelerinin ilk harfleri. İyi şansı ifade eden 4 yapraklı tırpıl üzerinde 4 adet beyaz K harfiyle ifade edilmiştir. Bu tırpıl 4K'nın sembolü olarak kabul edilmiştir. Ekim ve Kasım ayları 4K gruplarının başarı günleridir. Yaz aylarında Türkiye'nin muhtelif yerlerinde 4K eğitim ve öğretim kampları kurulur. İşte bu kamplardan biri. Bu kamplara köylerden gelen 4K üye ve liderlerinin zirai, sosyal, kültürel sahalarda yetişmeleri, birbirleriyle tanışmaları ve dinlenmeleri temin edilir. Kampta eğitim ve öğretim işlerine de ayrıca önem verilir. Üye ve liderler köylerden ziraat teşkilatı elemanları tarafından alınarak toplu bir halde bu kamplara getirilir. Kendilerini kamp idarecileri karşılar. Önceden hazırlanmış olan çadırlarına götürülüp yerleştirilirler. Bir müddet dinlendikten sonra kamp kıyafetlerini giymiş olarak toplantı yerine gelirler. Üyeler teknik ziraat müdürüne takdim edilir. Müdür, kamp nizamı, eğitim ve öğretimi hakkında kendilerine etraflı bilgi verir. Sahil kamplarından birisinde üyeler toplu olarak lider ve öğretmenleriyle birlikte denize gidiyorlar. Denize günün muayyen saatinde girilir. Yüzme bilmeyenlere yüzme öğretilir. Malum, denize giren acıkır. İşte denizden dönenleri neşe içinde yemeklerini yerken görüyorsunuz. Yemekler temiz ve ucuzdur. Yemek listeleri üyelerin de iştirak ettiği bir komite tarafından hazırlanır. Yemekten sonra herkes çadırına çekilir, istirahat eder. Bu kamplarda spor öğretmenleri nezaretinde spor çalışmalarına da geniş yer verilmektedir. Gençler aralarında maçlar yaparlar. Kamp civarındaki turistik yerlere geziler tertip edilir. Bu geziler yalnız kamp zamanına mahsus değildir. 4K gruplarında çalışan gönüllü liderlere muayyen zamanlarda geziler hazırlanır, görgü ve bilgilerinin artması temin edilir. Tarihi yerler hakkında bilgi verilir, yurdumuzun görülmeye değer yerlerini böylece üyeler tanımış olurlar. 4K toplantılarında olduğu gibi kamplarda da eğlenceler tertip edilir. 4K'nın gayesi 10 ila 18 yaş arasındaki çiftçi çocuklarını okul dışı bir eğitim ve öğretime tabi tutarak geleceğin daha iyi çiftçi, daha iyi ev kadını ve daha iyi vatandaşını yetiştirmektir. 4K üyeleri toplantı ve eğlenceler sona erince şöyle and içerler. Kolumda kuvvet, kafamda bilgi, canımda sağlık, kalbimde sevgi, vatanımın, milletimin yükselmesi için çalışır, Tanrıma şükrederim.